Hepinize günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir karantina gününü beraber geçireceğiz. Umarım gününüze pozitif bir şekilde başlamışsınızdır. Ben maalesef aşırı negatif bir şekilde başladım. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Dün gece sebepsizce düşündüm ve dedim ki yarın sabah kahvaltıda pişi yapmalıyım. Şöyle bir sorun var. Daha önce hiç pişi yapmadım. Ve neden yani? Neden birdenbire pişi yapmak istiyorsun, değil mi? Neyse, akşamdan pişi hamurunu yaptım ve her şey çok güzel gözüküyordu. Sabah kalktığım zaman da hamur gerçekten çok güzel bir şekilde kabarmıştı. Daha sonra ben o pişileri yapamadım. Olduysa dünyanın en kötü pişisini falan yapmayı başardım yani ve aşırı derecede böyle mutsuz oldum. Zaten böyle mutsuz uyanmıştım. Çarpı 2 hatta çarpı 3 falan oldu çünkü hamur her yere yapıştı. Her yer yağ oldu. Ocak yağ oldu. Kahvaltıdan asla keyif alamadım. Zaten pişiler çok kötü ve böyle hamur oldu içi yani. Hani ben şeyi beceremedim. Hamuru güzel oldu ama birincisi kalın yaptım yani inceltemedim bilmiyorum ya da olduğunu falan zannettim. İkincisi kullandığım tava yanlıştı. Yani ben bunları geri dönüp baktığımda yanlışlarımı görebiliyorum ama bir daha pişi yapar mısın derseniz asla yapmam yani. Gerçekten hani benim için bir eziyet sonra bir saat her tarafı temizlemek zorunda kalmak gerçekten... Güne çok kötü başladım. Sonra biraz spor yaptım ve bu negatif enerjiden de kurtulmak için meditasyon yapmaya karar verdim. Bugün de meditasyonda güzel birkaç şey öğrendim. Eğer sizin de gününüz benim gibi negatif başladıysa, pozitife çevirmek istiyorsanız meditasyonun linkini aşağıya koyuyorum. Ama sadece sizinle güzel bir cümle de paylaşmak istiyorum. Mutluluk şu anda huzur bulmaktır. Zor zamanlarda korkmadan karanlığa bakmak ve yıldızların en çok karanlıkta parladığını unutmamak. Ve bu iki cümle benim o negatif enerjiyle başladığım günümü harika pozitif bir enerjiye, pozitif bir güne çevirmeme sebep oldu ki bu durumdan dolayı çok çok mutluyum. Umarım bu bende yarattığı hissi sizde de yaratmıştır. Bugün beraber TikTok kahvesi olarak geçen Dalgona kahvesini yapacağız. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ama ondan öncesinde akşam yemeği için birkaç hazırlık yapmam gerekiyor. Onları halledelim, sonra beraber kahve yapmak için buluşacağız. Artık kahvemizi yapmaya geçebiliriz. Kahvemizi yapmaya geçmeden önce ufak bir bilgi vermek istiyorum. Bu kahveyi birazcık araştırdım ve orijinalinde 15-20 dakika boyunca şöyle bir telle çırpmanız gerekiyor. Bazı insanlar mikserle çırpıyorlar ama ben bu telle çırpmayı deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Bu kahvenin püf noktası... Her şeyi birebir ölçüyle yapacaksınız. Mesela bir çorba kaşığı kahve koyduysanız bir çorba kaşığı şeker koymanız gerekiyor. Her şey eşit ölçüde olmalı ki o köpüksü kıvama sahip olabilelim. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle sıcak suya ihtiyacımız var. Hemen yapıyorum. Kahveye ihtiyacımız var. Bir çorba kaşığı kahve koyacağım. Ve ben kahve seven bir insan değilim. O yüzden bu bir çorba kaşığı bile bana bence çok gelecek. Sonra bir çorba kaşığı şeker koyuyorum. Sıcak suyum da kaynadı. Şimdi bir kaşık da sıcak su döküyorum. Ve bunu şimdi 15 dakika boyunca çırpacağım. Umarım olur. Başlayalı yaklaşık 2 dakika oldu ama şimdiden böyle bir kıvam almaya başladı. ...7-8 dakikalık çırpmadan sonra böyle bir kıvama geldi arkadaşlar ve yani çırpsam çok güzel olur ama gerçekten daha fazla çırpamayacağım. O yüzden kahveyi hazırlamaya geçiyorum. Bardağımıza şöyle bayağı bir dolduracak kadar buz ekliyoruz. Sonra sütümüzü ekliyoruz.
Şimdi de kahvemizi kahvemizin son olarak görüntüsü bu şekilde. Hadi gelin tadına bakalım. Çok yoğun, o yüzden ben şöyle birazcık karıştırmak istiyorum. Bir de ben çok süt koydum çünkü hiç kahve içemiyorum. Bakın bayağı yoğun kıvamlı köpüğü. Bayağı güzel ama bence çok şekerli. Bir çorba kaşığı şeker şu bardağın içine çok fazla bence. Eğer böyle şekerli yapmak istemiyorsanız mesela pekmezli tarifleri falan da var ama o zaman köpüklü olmuyor. Köpürmesini sağlayan şey şeker çünkü. En azından bu fail olmadı. Ben gerçekten çok beğendim. Gelin birazcık da pandemiden dolayı Erasmus'unu yarıda kesip gelen bir öğrencinin dramını dinleyin. Vloglardan az çok gördüğünüz üzere daha derslerle alakalı hiçbir şeye başlamadım. Şöyle ki her üniversitenin bu pandemi sonucunda oluşan uzaktan eğitim sistemi farklı. Bizim üniversitemizde de şöyle, hatta bizim üniversitede her fakülteninki bile farklı. Benim fakültemde durum şöyle. Aslında uzaktan eğitim dersleri var. Ancak anladığım kadarıyla pek fazla katılım olmuyor. Yani ben hiç katılmadım ama hocalar uzaktan eğitim dersi yapmak yerine kendilerini videoya çekiyorlar dersi anlatırken ve sistemi buna yüklüyorlar. Aynı zamanda da kullandıkları slaytları, ders notlarını falan ekliyorlar. Ve siz isterseniz ders dinler gibi o videoyu izleyebiliyorsunuz ya da sadece ders notlarını okuyabiliyorsunuz. Size kalmış bir şey. Şimdi benim bundan bile haberim yoktu. Çünkü yani evet her yerde haberlerde paylaşıldı vesaire ama ben Türkiye'de uzaktan eğitim sistemine geçildiği zaman ben daha Polonya'daydım arkadaşlar ve ben tamamen böyle Fransız bir şekilde zaten hani Polonya'dan gelmişim hani ilgilenecek durumda değildim zaten. Ve hala da çok fazla böyle %100 bilgim var diyemem. Orta derecede bir bilgim var hani. Şöyle ki dönem başında derslere katılma gibi bir durumum da olmadığı için çünkü sonuçta Polonya'da derslere katılıyordum. Hocaların hangi kaynakları istediklerini ya da ders işleyişiyle alakalı hiçbir fikrim yok gerçekten. Ben de ders notları üzerinden çalışırım diye düşünmüştüm. Fakat sonradan hatta çıktı alırım falan diye düşünmüştüm. Sonradan hesaplayınca yani 1000 küsür sayfalık bir çıktı elde ediyorum. Ve yani birincisi kağıtlara yazık. İkincisi kartuşa yazık. Üçüncüsü çok pahalı olur. Dördüncüsü ben onları nasıl muhafaza edeceğim? Yani 1000 tane kağıtçık kadar falan eder yani. Ben çalışamam onları o şekilde. O yüzden ne yapacağım ben de tam olarak bilmiyorum. Büyük ihtimalle 6 tane dersim var. Her hocanın dersine tek tek mail atıp istedikleri kaynakları sorup kitap siparişi vereceğim. Ve şu an şöyle de bir durum var. Polonya'daki okulumuz Türkiye'deki okullardan yaklaşık 1-1,5 ay kadar geç açıldı. O 1,5 aylık süre zarfında ben ders kaydım Polonya'da olduğu için ne Türkiye'deki kendi üniversiteme devam edebildim ne de Polonya'daki derslere girebildim. Çünkü arada 1,5 aylık ekstra bir tatilim vardı ve o tatilde ben gezdim tozdum yani hiçbir şey yapmadım. O zaman her şey çok güzeldi ancak şu anda geri döndüğüm zaman o 1,5 aylık kayıp artı bu pandemi dönemindeki kayıplar var ve ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Bu gerçekten şu an hani bir Erasmus öğrencisinin dramı yani bütün gerçekliğiyle bence. Çünkü hani tamam karantina vesaire bir şekilde atlatıyoruz ama benim son senem yani mezun olmam gerekiyor ve
Nasıl olacak bilmiyorum. Bu arada ben bu kadar bizim üniversitenin sisteminden bahsettim ama sizin üniversitenizde durumlar ne? Derslere katılıyor musunuz? Yoksa hiç kitap defter bile açmıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Bana yorumlarda bildirin. Gelin muhabbet edelim yorumlarda. Bu arada son zamanlarda aklımda soru cevap videosu çekmek gibi bir düşünce var. Yukarıya anket koyayım. Eğer istiyorsanız ya da istemiyorsanız oradan bir tıkla bana bildirin. Eğer zaten videoyu çekecek olursam da sizlerden soruları almak için Instagram'dan duyururum. Günaydın arkadaşlar. Dün videoyu bitirmeyi unutmuşum. O yüzden bugün de size günaydın diyeyim dedim. Bugün hava gerçekten çok sıcak. Kendime şöyle güzel buzlu bir sütlü kahve yaptım. Bugün günlerden cuma ve saat neredeyse 11.30. Artık her salı ve cuma günleri 11.30-12 arasında yeni videolar yüklüyorum. Şimdi de Polonya'dayken çektiğim ama atmaya fırsat bulamadığım bir video vardı. Onu yüklüyorum. İzlemediyseniz yukarıdan tıklayıp izleyebilirsiniz. Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.